13. Onarılan A. Sonunda çemberi daralttık dedi Holmes beraber kırda yürürken. Adamın sinirleri de sağlanmış. Yanlış adamın planının kurbanı olduğunu gördüğünde şoka girmesi gerekirdi. Ama kendini nasıl da toparladı. Sana Londra'da söylemiştim Watson. Şimdi tekrar ediyorum. Tam dişimize göre bir rakip bu. Seni görmesi canımı sıktı. Başta benim de ama kaçmak mümkün değildi. Sence artık burada olduğunu bildiğine göre bunun planları üzerindeki etkisi ne olur?'' daha dikkatli davranmasına neden olabileceği gibi bir an önce işini bitirmek için gözü dönmüş halde davranmasına da yol açabilir. Zeki suçluların çoğunlukta yaptığı gibi kendi zekasına fazlasıyla güvenerek bizi tamamen kandırdığını da düşünebilir. Onu neden hemen tutuklamıyoruz? Sevgili Watson, sen doğuştan bir macera adamısın. İlk güdün hep bu oluyor. Ancak diyelim ki onu bu akşam tutukladık. Bundan ne yarar sağlayabiliriz ki? Onun suçluluğunu kanıtlayacak hiçbir şey yok elimizde. İşte şeytani planı da bu. Eğer insan eli gerektiren bir şeyler kullanıyor olsaydı bir takım deliller toplayabilirdik. Ancak şu köpeği gün ışığına çıkartsak bile sahibini yakalamamıza yardımcı olamazdı. Ama elimizde bir şeyler var. Hayır, hiçbir şey yok. Sadece şüpheler ve mantık yürütme. Eğer böyle bir hikayeyle mahkeme karşısına çıkarsak bize resmen gülerler. Sir Charles'ın ölümü var. Üzerinde hiçbir iz dahi olmadan ölü bulundu. Sen ve ben korkudan öldüğünü ve onu korkutanın ne olduğunu biliyoruz. Ama duyarsız 12 jüri bunu nasıl bilebilir? Bir köpeğe dair işaret nerede? Diş izleri nerede? Elbette köpeklerin cesetleri ısırmadığını biliyoruz ve Sir Charles'ın bu canavar onu yakalamadan çok önce öldüğünü biliyoruz. Ancak bunu kanıtlayamayız ve şu an bu pozisyonda değiliz. Peki ya bu gece bu geceden de fazla bir şey yok elimizde. Tekrar ediyorum. Adamın ölümü ve köpek arasında doğrudan bir bağlantı yok. Onu duyduk ama bu adamın peşinde olduğunu kanıtlayamayız. Cinayet nedeni tamamen belirsiz. Hayır sevgili dostum. Şu anda bir kanıtımız olmadığını kabullenmeli ve bunu oluşturana kadar beklemeli. Bunun için gerekenleri yapmalıyız. Peki bunu nasıl yapmamızı öneriyorsun? Durum kendisini açıklandığında Bayan Laura Lyons'un bize yardımcı olacağını umuyorum ve kendime göre bir planım var. Bu nedenle yarın bu hainin lehine ama en azından gün bitmeden elimizde bir koz olacağını umuyorum. Baskerville kapısına gelene kadar düşünceleri içinde kayboldu ve ondan daha fazla bir şey öğrenemedim. İçeri geliyor musun? Evet, daha fazla gizlenmenin anlamı yok. Ancak son bir şey Watson, Sir Henry'e köpekten söz etme. Selden'in ölümünün Stapleton'ın bizi inandırmaya çalıştığı gibi olduğunu düşünsün. Yarınki çetin sınav için sinirlerinin sağlam olması lazım. Eğer doğru hatırlıyorsam yarın onlarla yemek yiyecek. Evet ben de. O halde bir bahane bulmalısın ve o yalnız gitmeli. Bu kolaylıkla ayarlanabilir ve şimdi yemeği kaçırdıysak ufak bir şeyler atıştırmamız gerek. Sir Henry, Sherlock Holmes'u görünce şaşırmaktan çok sevindi. Çünkü birkaç gündür son olayların onu Londra'dan buraya getireceğini umuyordu. Ancak dostumun valizi veya ortadan kayboluşu ile ilgili açıklaması olmadığını görünce şüpheyle kaşlarını kaldırdı. Ancak hemen ihtiyaçlarını karşıladık ve gecikmiş bir akşam yemeğinde baronetin bilmesi gerektiği kadarıyla başımızdan geçenleri aktardık. Ama öncelikle Berimor ve karısına nahoş haberi vermem gerekiyordu. Adam için bu tam bir rahatlama ise de karısı önlüğünü yüzüne çekip ağlamaya başladı. Bütün dünya için bu adam bir cani, yarı hayvan, yarı şeytandı. Ancak ona göre o genç kızlığında elini tutan küçük haylaz çocuk olarak kalacaktı. Gerçek cani arkasından gözyaşı dökecek bir kadın bile olmayan adamdı. "Watson, sabah çıktığından beri evde dolanıp duruyorum," dedi Baronet. "Sanırım sözümü tuttuğum için övgüyü hak ediyorum. Eğer yalnız dışarı çıkmayacağıma söz vermemiş olsaydım daha hareketli bir gün geçirebilirdim. Çünkü Stapleton'lardan beni çağıran bir not aldım." Çok hareketli bir akşam geçireceğinizden şüphem yok, dedi Holmes kuru bir şekilde. Bu arada sanırım sizin yasanızı tutmadığımız için memnunsunuzdur. Nasıl yani, diye sordu Sir Henry gözleri fal taşı gibi açılarak. Zavallı adam sizin kıyafetlerinizi giyiyordu. Korkarım kıyafetleri ona vermiş olan hizmetkarınızın başı polislerle derde girebilir. Bu mümkün değil. Bildiğim kadarıyla kıyafetlerin hiçbir yerinde bir işaret yoktu. Bu onun lehine olur. Daha doğrusu bu konuda kanuna karşı geldiğiniz için hepinizin lehine. Dürüst bir dedektif olarak aslında tüm ev halkını tutuklamam lazım. Watson'ın raporları sizi zan altında bırakıyor. Peki ya bizim mesele?" diye sordu Baronet. "Bu düğümü çözebildiniz mi? Buraya geldiğimizden beri Watson ve ben pek bir yol kat edemedik." Çok geçmeden meseleyi size açıklayabileceğimi sanıyorum. Oldukça zor ve karmaşık bir iş. Hala aydınlatmam gereken bazı noktalar var. Ancak sona yaklaşıyoruz. Watson'ın da size anlattığından şüphe duymadığım bir olay yaşadık. Kırda uluyan köpeği duyduk. Yani bütün bunlar bir batıl inançtan ibaret olamaz. Batıdayken köpeklerle ilgilendim. Bir tanesini duydum mu sesinden tanırım. Eğer bunu yakalayıp boynuna tasma takabilirseniz dünyanın en iyi dedektifi olduğunuzu kanıtlarsınız. Eğer bana yardım ederseniz onu rahatlıkla yakalayıp boynuna tasmayı takabileceğimizi düşünüyorum. Ne derseniz yapacağım. Çok iyi. Aynı zamanda bunu sorgusuz sualsiz yapmanızı isteyeceğim. Nasıl isterseniz. Bunu yaparsanız küçük sorunumuz büyük ihtimalle yakında çözülecek. Şüphem yok ki... Aniden durarak hemen başımın üstünde havaya baktı. Işık yüzüne vuruyordu. O kadar dikkatle ve hareketsizce bakıyordu ki, bu haliyle açgözlülüğün heykeli olabilirdi. "Ne var?" diye haykırdık ikimiz de. Tekrar aşağı doğru bakarken bir duyguyu bastırdığını görebiliyordum. Yüzü toparlanmıştı ancak gözleri heyecanlı bir keyifle parlıyordu. "Şu ustalığa olan hayranlığımı mazur görün," dedi elini karşı duvarı kaplayan portrelere doğru uzatarak. Watson sanattan anlamadığımı düşünür. Ancak bu benim görüşlerime katılmadığı için duyduğu kıskançlıktan. Bunlar ne kadar nadide portreler böyle. Öyle değil mi? Böyle düşünmenize sevindim, dedi Sir Henry şaşkınlıkla dostuma bakarak. Bu meselelerden çok anlıyor gibi davranmayacağım. Bir at hakkında bilgilerim tablolardan daha çoktur doğrusu. Böyle şeylere vakit ayırabildiğinizi bilmiyordum. İyi bir şey gördü mü bunu hemen anlarım ve şimdi de biliyorum. Şuradaki mavi ipekler içerisindeki hanımefendinin resmi ressam kaneleri tarafından yapılmış. Ve şu peruklu, yapılı adam da bir Reynold eseri olmalı. Aile portreleri sanırım. Hem de hepsi. İsimlerini biliyor musunuz? Berimor beni bu konuda eğitiyordu ve bu derslerin iyi geçtiğini söyleyebilirim. Şuradaki dürbünlü adam kim? Tu Amiral Baskerville, Batı Hindistan'da Rodney'nin emrinde hizmet vermiş. Mavi ceketli ve elinde bir tomar kağıt olan adam Sir William Baskerville. Pit yönetiminde avam kamerasının başkanıymış. Peki karşımdaki süvari, dantal ve siyah kadifeler içindeki? Ah onu tanıyorsunuz. O bütün bu talihsizliklere yol açan kişi, hain Hugo. Baskerville lanetini başlatan adam. Onu unutmamız mümkün değil. İlgi ve şaşkınlıkla portreye baktım. Olur şey değil, dedi Holmes. Gayet iyi huylu bir adama benziyor. Ancak gözlerinde saklanan şeytani bir şeyler var. Daha kaba saba gürbüz bir adam gibi canlandırmıştım onu zihnimde. Orjinalliğinden şüphe edilemez. İsim ve tarih 1647. Tuvalin arkasında yazıyor. Holmes biraz daha bundan bahsetti. Bu eski şamatacının portresi oldukça fazla ilgisini çekmişti. Ve yemek boyunca da gözleri portrenin üzerindeydi. Ancak ne düşündüğünü çok sonra Sir Henry odasına çekilene kadar öğrenemedim beni elimde yanan mumla tekrar bu sergiye götürdü ve uzun bir süre mumu üzerinde tutarak bu eski resmi inceledi. Burada bir şey görüyor musun? Geniş mor şapkayla kıvrılmış kol kenarlarına, dantel beyaz yakaya ve bunların çerçeveledikleri düz, ciddi yüze baktım. Vahşi bir yüz değildi. Ancak sıkılmış ince dudakları ve hoşgörüsüz soğuk gözleriyle sert ve resmiydi. ''Tanıdığım birine benziyor mu? Çenesinde sören, riandran bir şeyler var. Sadece bir tahmin olabilir, ama bekle bir dakika. Bir sandalyeye çıktı ve mumu sol eliyle tutarak sağ kolunu geniş şapkanın üzerine koydu. Aman Tanrım! diye haykırdım şaşkınlıkla. Stapleton'un yüzü adeta tuvalden fırlıyordu. Evet, şimdi görüyorsun. Benim gözlerim aksesuarları değil, yüzleri incelemek için eğitildi. Birinci sınıf bir dedektifin gizlenmiş şeylerin içinde ilk görmesi gereken budur. Ancak bu inanılmaz, onun portresi olabilir. Evet, hem ruhani hem de maddi anlamda ilginç bir soya çekim. Aile portrelerini incelemek birini reenkarnasyon alanına yönlendirebilir. Bu adam bir Baskerville, burası kesin. Hem de mirası almak için planları olan bir Baskerville. Kesinlikle. Bu resim bize en önemli kayıp halkalardan birini sağladı. Elimizde Watson, elimizde ve yemin ederim ki yarın akşamdan önce kendi kelebeklerinden biri gibi ağımızda debeleniyor olacak. Bir iğne, bir tıpa ve bir karton ile adeta onu Baker Sokağı koleksiyonuna katacağız. Resimden uzaklaşırken nadiren kapıldığı kahkaha nöbetlerinden birine yakalanmıştı. Onu gülerken çok duyamazdınız. Bu her zaman birilerinin başına bela açardı. Sabah erkenden kalkmıştım. Ancak Holmes benden de önce kalkmıştı yoldan geldiğini gördüm. Evet çok yoğun bir gün bizi bekliyor diye belirtti ve macera sevinciyle ellerini ovuşturdu. A atıldı şimdi bekleyiş başlıyor. Akşam olmadan avımızı yakalayıp yakalamadığımızı öğrenmiş olacağız. Şimdiden kıra mı gittin? Grimpen'den Princetown'a Selden'in ölümünü rapor etmek için gittim. Sanırım bu meselenin daha fazla canımızı sıkmayacağını söyleyebilirim. Ve elbette Sadık Cartwright'a haber verdim. Eğer güvende olduğumu bildirmezsem, sahibinin mezarında yas tutan bir köpek gibi kulübenin kapısında beklerdi. Sonraki hamlemiz ne? Sir Henry'i görmek. Heh, işte burada. Günaydın Holmes, dedi baronet. Emrindekilerle beraber muharebesini planlayan bir generale benziyordun. Durum tam da öyle. Watson ne yapması gerektiğini soruyordu. Ben de bunun için geldim. Gayet iyi. Anladığım kadarıyla bu akşam Stapleton'lara yemeğe davetlisin. Senin de geleceğini umuyorum. Çok misafirperver insanlar ve eminim seni gördüklerine de çok memnun olurlar. Korkarım Watson ve benim Londra'ya gitmemiz gerekecek. Londra'ya mı? Evet, şu anki durumda orada daha yararlı oluruz. Baronet'in yüzü gözle görülür şekilde asıldı. Bu meseleyi çözene kadar benimle kalacağınızı ummuştum. Malikane ve kır yalnızken hiç hoş mekanlar değil. Sevgili dostum, bana tamamen güvenmeli ve size söylediklerimi yapmalısınız. Arkadaşlarınıza da sizle beraber onlara gelmeyi çok istediğimizi, ancak acil bir meselenin Londra'ya dönmemizi gerektirdiğini iletin lütfen. Onlara bu mesajı iletmeyi unutmazsınız değil mi? Madem ısrar ediyorsunuz, sizi temin ederim başka bir yolu yok. Baronet'in çatılmış kaşlarını gördüm ve onu terk ettiğimizi düşündüğü için incindiğini anladım. Ne zaman gitmeyi arzuluyorsunuz? dedi soğukça. Hemen kahvaltıdan sonra Kombi Terrace'e gideceğiz. Ancak Watson daha sonra döneceği için eşyalarını burada bırakacak. Watson, sen de Stapleton'a gelemediğin için üzgün olduğunu belirten bir not yaz. Ben de sizinle Londra'ya gelebilirim," dedi Baronet. "Neden burada yalnız kalayım?" "Çünkü görev yeriniz burası. Siz ne dersem yapacağınıza söz verdiniz ve sizden kalmanızı istiyorum." "Pekala, o halde kalıyorum. Bir talimatım daha var." Meripit konağına arabayla gidin. Ancak arabayı geri gönderin ve yürüyerek döneceğinizi söyleyin. Kırı yürüyerek mi geçeyim? Evet. Ancak bu beni defalarca yapmamam için uyardığınız şey. Bu sefer güvenle yürüyebilirsiniz. Sizin cesaretinize güvenmesem bunu istemezdim. Ancak bunu yapmanız şart. O halde yapacağım. Ancak eğer hayatınıza değer veriyorsanız Meripit konağından Grimpen yoluna uzanan patikadan ayrılmayın. Söylediğiniz gibi yapacağım.'' Çok iyi. Öğleden sonra Londra'ya varabilmek için hemen kahvaltının ardından çıkmam gerek. Holmes'un Stapleton'a bir gün önce hemen ayrılacağını söylediğini hatırlamama rağmen bu program beni oldukça şaşırtmıştı. Benim onunla gelmemi isteyeceği ise hiç aklıma gelmemişti ve çok kritik olduğunu söylediği bir zamanda neden buradan ayrıldığımızı anlayamıyordum. Ancak emirlerine harfiyen uymaktan başka çarem yoktu. Keder içindeki arkadaşımıza veda ettik ve birkaç saat sonra kombi tereysi istasyonuna vararak arabayı geri yolladık. Küçük bir çocuk peronda bizi bekliyordu. Bir emriniz var mı efendim? Şehre giden bu trene bineceksin Cartwright. Vardığın gibi benim adıma Sir Henry Baskerville'e bir telgraf yollayarak düşürdüğüm cüzdanımı bulursa Baker sokağına yollamasını isteyeceksin. Evet efendim. İstasyondaki ofise bana bir mesaj olup olmadığını sor. Çocuk bir telgrafla döndü. Holmes onu bana uzattı. Şöyle yazıyordu: Telgrafınızı aldım. Tutuklama emrini imzalanmamış halde aldım. Geliyorum. 5.40'a oraya varacağım. Lestrade. Bu sabah yolladığım telgrafın cevabı. En profesyonel memurlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yardımına ihtiyacımız olabilir. Sanırım senin daha önceden tanıştığın Bayan Laura Lyons'u ziyaret etmekten daha iyi bir vakit geçirme yöntemi yok. Planı belli olmaya başlamıştı. Stapleton'ı gerçekten gittiğimize inandırmak için baroneti kullanacaktı. Bu arada biz de bize en ihtiyaç duyulan anda ortaya çıkacaktık. Eğer Sir Henry, Stapleton'a Londra'dan gelen telgraftan söz ederse aklındaki son şüpheleri de yok edecekti. Şimdiden avımızın ağımıza düşmeye başladığını görebiliyordum. Bayan Laura Lyons ofisindeydi ve Holmes konuşmasında kadını oldukça şaşkına çeviren bir dürüstlükle başlayıp lafı dolandırmadan hikayeyi anlattı. Merhum Sir Charles'ın ölümünü araştırıyordum, dedi. Dostum Dr. Watson daha önce konuştuklarınızı bana aktardı. Aynı zamanda sakladıklarınızı da. Neyi saklamışım ki? diye sorduk küstahça. Saat 10'da Sir Charles'la buluşmak istediğinizi itiraf ettiniz. Bunun adamın ölüm saati ve yeri olduğunu biliyoruz. Bu olayların arasındaki bağlantıyı sakladınız. Bunların arasında bir bağlantı yok. O halde bu çok garip bir tesadüf. Ancak ben her halükarda aradaki bağlantıyı kurabileceğime inanıyorum. Size karşı tamamen dürüst olmak istiyorum Bayan Lyons. Bu olayı bir cinayet olarak değerlendiriyoruz ve kanıtlar sadece dostunuz Bay Stapleton'ı değil, karısını da işaret ediyor. Kadın sandalyeden ayağa fırladı. "Karısı mı?" diye haykırdı. Gerçek artık açığa çıktı. Kardeşi rolünü oynayan kadın aslında karısı. Bayan Lyons tekrar yerine oturdu. Elleri sandalyenin kollarını sıkıyordu ve pembe tırnaklarının bu baskıyla beyaza döndüğünü gördüm. Karısı, dedi tekrar. Karısı, o evli bir adam değil. Sherlock Holmes omuzlarını silkti. Bana bunu kanıtlayın. Bana bunu kanıtlayın. Eğer bunu yaparsanız, gözlerindeki çılgın ateş kelimelerinden daha fazlasını söylüyordu. Niyetim bunu yapmak, dedi Holmes cebinden bir tomar kağıt çıkartırken. Burada 10 yıl önce çiftin York'ta çekilen bir fotoğrafı var. Bay ve bayan Vandalaur yazıyor. Ancak adamı ve daha önce karşılaştıysanız eğer kadını tanımakta zorlanacağınızı sanmam. İşte üç güvenilir tanığın verdiği Bay ve Bayan Vandalor'un eşkallerini içeren belge burada. Bu insanları tanıyıp tanımadığınızı kendiniz görün. Fotoğraflara baktı ve daha sonra çaresiz bir kadının sert yüzüyle başını bize doğru kaldırdı. Bay Holmes, dedi. Bu adam bana kocamdan boşanmam şartıyla evlenme teklif etti. Bana her türlü yalanı söyledi. Söylediklerinin biri bile doğru değilmiş ve neden? Neden? Hepsinin benim iyiliğim için olduğunu sandım. Ancak şimdi onun için bir kukladan fazlası olduğumu sanmıyorum. Eğer o şimdiye kadar bana güvenmediyse ben neden ona güveneyim ki? Canici hareketinin sonuçlarından onu neden koruyayım ki? Bana istediğinizi sorun. Hiçbir şeyi saklamayacağım. Yalnız yemin ederim ki o mektubu benim en iyi dostum olan yaşlı beyefendiye gönderirken ona bir zarar gelsin istememiştim. Size tamamen inanıyorum hanımefendi, dedi Sherlock Holmes. Bu olaylar silsilesi sizin için çok zorlu olmuş olmalı. Belki de ben size olayların nasıl geliştiğini anlatsam, siz de hata yaptığım yerlerde beni düzeltseniz daha iyi olur. Bu mektubu göndermenizi Stapleton önerdi, değil mi? Emretti, Öne sürdüğü neden boşanmanızın gerektireceği resmi harcamaların Sir Charles tarafından karşılanacağı olduğunu varsayıyorum. Aynen öyle. Ve mektubu yazdıktan sonra randevuya gitmekten caymanızı sağladı, değil mi? Eğer böyle bir amaç için başka bir adamdan para alırsam, bunun kendine olan saygısını yaralayacağını söyledi. Fakir bir adam olmasına rağmen son kuruşunu bile bizi ayıran bu engeli kaldırmak için harcayacağına beni inandırdı. Oldukça tutarlı biri gibi görünüyor ve sonra ölüm haberini gazetede okuyana kadar ondan başka bir haber almadınız. Hayır almadım. Ve daha sonra Sir Charles ile olan randevunuzdan kimseye bahsetmemeniz için size yemin ettirdi. Evet öyle yaptı. Ölümünün çok şüpheli olduğunu, eğer gerçekler açıklanırsa zan altında kalacağımı söyledi. Sessiz kalmam için beni korkuttu. Elbette ancak siz şüphelendiniz değil mi? Tereddüt ederek yere baktı. Evet, onu tanıyordum, dedi. Ancak bana güvenseydi, ben de ona güvenirdim. Bana sorarsanız ucuz kurtuldunuz, dedi Sherlock Holmes. Aleyhine kanıtlar elinizdeydi, bunu biliyordu ve buna rağmen hayattasınız. Aylardır uçurumun kenarında yürüyordunuz. Şimdi size iyi günler dileyip kalkmamız gerekiyor. Muhtemelen yakında tekrar bizden haber alacaksınız. Önümüze çıkan zorluklara rağmen davamızı oluşturmaya başladık, dedi Holmes şehirden gelecektirini beklerken. Çok yakında son zamanların en sansasyonel ve kendine has suçunun adım adım nasıl işlendiğini anlatabileceğim. Kriminoloji öğrencileri 1866 yılında Küçük Rusya'daki Grodno olayını ve Kuzey Karolina'daki Anderson cinayetlerini hatırlarlar. Ancak bu davanın da tamamen kendine özgü yanları var. Şimdi bile bu hain adama karşı tam bir suçlama yok elimizde. Ancak bu gece yatağa girmeden önce bunu başarmış olmazsak şaşırırım. Londra Ekspresi adeta kükreyerek istasyona girdi ve ufak tefek bir buldoku andıran bir adam birinci sınıf vagonlardan atlayarak indi. Üçümüz el sıkıştık ve Lestrade'in dostuma saygı ve hürmet dolu bakışlarından ilk defa beraber çalıştıkları zamandan beri çok şey öğrendiğini fark ettim. Bu mantıklı adamın, pratik zekalı Holmes'ün teorilerine nasıl yukarıdan baktığını gayet iyi hatırlıyordum. İlginç bir şey var mı bari? Yıllardan beri görmediğimiz kadar hem de, dedi Holmes. Başlayana kadar iki saatimiz var. Bunu yemek yiyerek geçirsek iyi olur. Ve Lestrade, şimdi genzindeki Londra dumanını sana biraz Dartmoor havası aldırarak geçireceğiz. Buraya daha önce gelmedin değil mi? Ah pekala, bu ilk seferinde unutacağını sanmam.